Ankara'da bir üniversitede bir lisede devam etmem gerekiyordu buna. İşte Ankara'da Çankaya Lisesi'nde kabul gördüm kayıt anlamında. Ama bir Kürt olarak, işte Orhan Doğan'ın kızı olarak hiçbir zaman kabul görmedim. Diğer kardeşlerim de öyle. O dönem milletvekilliği yapan pek çok insanın ailesi de böyle. Çoğunun hayatı paramparça oldu. Çoğu ya sürgüne gitti ya şu anda toprağın altında. Ya hapiste ya da olmak istedikleri şey olamadılar. Yaşamak istedikleri hayatı yaşayamadılar. Tabii çokça acı olduğu için bu acıları anlatırken bile utanıyor insan. Kendi kişisel yaşanmışlıklarını anlatırken bile şu anda ben utanç duyuyorum. Çünkü şimdi Cizre'deyim ve burada insanların bana özellikle 2016 ve sonrasında yaşadıklarını anlattıklarında gerçekten kelimelerle tarif edemiyorum. Bu acılarla nasıl yaşanabilir? Nasıl yaşayabilir insan diye düşünürken bir yandan da hala bunları nasıl çözebiliriz ısrarı olan bir seçmen kitlesinin karşısındayız şimdi. İşte belki en zor soru bu. Bu böyle bir seçmen kitlesinin karşısında nasıl bir aktif siyaset yapmak? Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Ben de bunun üzerine düşünüyorum ve bunun yol ve yöntemlerini örmek için buradan gelen istekler, talepler, beklentilerle birlikte bunu örebilmeye çalışıyorum. Zaten bu en çok Yeşil Sol Parti listelerinde kendimi aday olarak bulmama neden oldu diyebilirim. Çünkü benim böyle bir düşüncem yoktu. Herhangi bir müracaatım ya da başvurum da yoktu. Dolayısıyla bana da sürpriz oldu bu. Böyle bir teklif geldiğinde ve doğrudan Şırnak olarak geldiğinde de Şırnak'ı reddedemezdim. Birçok açıdan reddedemezdim. Hem ihtiyacı var buranın, bunun farkındayım. Ve hem benim için özel bir yer burası. Buralıyım. Buranın koynundan çıkmış bir çocuğum. Buranın bağrından çıktım. Çeşitli zorunluluklar bizi zaman zaman ayrı hale getirmiş olsa da ben hiç unutmam mesela 2004'te işte DEP milletvekilleri tahliye olduğu zaman bizim en görkemli mitinglerimizden biri Cizre'de olmuştu, karşılama mitingi. Ve üstelik organizasyonsuz gelinmişti buraya çünkü son anda programa dahil edilmişti. O sevgi selini hayatım boyunca unutamam. Bize böyle miraslar ve böyle bir bellek devri oldu. Yani aktif siyaset dediğimiz şey bizim gibi insanlar için daha çok adanmışlık. Yani bu böyle hani bir döneme, milletvekilliğine, belediye başkanlığına başka bir şey sığdırılamayacak bir şey. Sonrasında da ben 95'te yurt dışına gitmek zorunda kaldım. Babamlar 94'te tutuklandığında üniversiteyi Türkiye'de okuyabilme koşullarım ortadan kalkmıştı. Ve bir burs programı çerçevesinde Fransa hükümetinin Paris Kürt Enstitüsü aracılığıyla organize ettiği bir burs programı çerçevesinde Fransa'ya gittim. Önce Fransızca öğrendim. Ardından medyasyon kültürel ve iletişim okudum Metz Üniversitesi'nde, Fransa'nın kuzeyinde. Aslında ben çocukluğumda falan doktor olmak istiyordum. Her Kürt'ün bir doktor, avukat olma sevdası vardır. Bizim kuşaktan özellikle. Çünkü bunlardan çok yoksun ve mahrum kaldığımız bir coğrafyada geçti çocukluğum ve ilk gençliğim. Doktor olup Cizre'ye dönüp üstelik de ücretsiz sağlık hizmeti vermek istiyordum. Ama Fransa'ya gidince iletişim okumaya karar verdim. Gazetecilik okumaya karar verdim. Bu alana da ihtiyacımız olduğunu düşünerek biraz ailemin de teşvikiyle ve dostların da teşvikiyle arada bir böyle Kürtçe okutmanlık yaptım İnalko'da, Paris'te. Bu benim hem Kürtçe okur yazarlığımı sağladı. Çünkü ben annemden öğrenmiştim Kürtçeyi, evet. Cizre'de büyüdüğüm için Kürtçeyi biliyordum, evet. Ama okuyup yazamıyordum. Yani mesela Paris'e gittiğimde ilk Kürtçe kitaplardan biriyle karşılaştığımda çok sevinmiştim. Tabii çok genç bir yaşta gittim ben. Yani 17, yani 18'ime Fransa'da girdim. 17 yaşındaydım gittiğimde. Çok heyecanlanmıştım. Ama onu okumakta zorlanıyordum. İşte bu vesileyle oradayken bir yandan Kürtçe okur yazarlık meselesini halletmeye çalıştım. Sonra işte 2001'in sonunda 2002'de Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye dönme nedenim de biraz şundan dolayıydı.
DEP milletvekillerinin AHİM'in kararı doğrultusunda yeniden yargılanma süreçleri başlayacaktı. Ben de tabii hem ailemi hem babamı çok özlemiştim. Sıklıkla gelip gidiyor olmama rağmen. Ama tabii özlem bir belirleyici faktördü. Ama aslında o dönem DEP'lerin dayanışmaya ihtiyacı vardı. Biraz da ben böyle içeriyle dışarı arasında bir köprü kurmaya çalıştım o vakit tabiri caizse. Biraz bir onların rahleyi tedrisatından geçtim. Bir çıraklıklarını yaptım ne mutlu ki bir dönem. Sonra 2004'te tahliye oldular. Tahliye oldukları zaman da işte iletişim, bir parça siyaset danışmanlığı gibi şeyler ağırlıklı olarak benim üzerimden, yani kolektif bir ekip üzerinden gönüllü olarak yürüdü diyebilirim. İşte diplomasi çalışmaları. Yani demek istediğim şey şu, siyaset hayatımdaydı. Ben siyasete girmedim. Başka bir yönüyle siyasette bir görev, rol ve sorumluluk üstlenmeye aday oldum diyelim teşvikle. Biz gazetecilerin görevi zaten hakikati takip etmek, ortaya çıkarmak, hakikati kamusal bir iş yapıyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak. Sizler bunun ağır bedellerini ödemiş bir gelenekten geliyorsunuz. Ben de bunun bir şekilde bedelini ödedim. Bundan dolayı işte silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla, hatta yöneticilik suçlamasıyla ilk etapta hakkımda bir soruşturma başlatıldı. Sonra o bir davaya dönüştü. Sonra o dava kapsamında da örgüt üyeliğinden 6,5 yıl hapis cezası aldım. İşte istinaf bozdu. Yeniden yargılanıyorum şu anda. Dosyaya baktı tabii, hani hepimizinki gibi dosyada hiçbir şey yok. Yıllarca yıllarca dinlenmiş telefonlarım, izlenmişim, fizik ve teknik takip yapılmış. Editörümle konuşmam var. İşte program başlıkları var. Yani son derece absürt bir dosyadan örgüt üyeliği suçlaması aldım. Ve bu bir örnek kişisel olarak. Kurumun kapatıldığı, sizlerin sayısız kez kapatıldığı gibi başka alternatif mecralarda işler yapmaya çalıştık. İşte en son Yeniden TV, bir grup arkadaşla birlikte Yeniden TV'de söyleşiler, video belgeseller, yani belgesel denmese bile kıt kanaat imkanlarla dokümantere yakın işler yapmaya çalıştık. İşte web sitesinde keza öyle. Koşulları zorladık. Şimdi mecliste başka bir boyutunu göreceğiz bunun. Gazetecilikten, özgür ve bağımsız bir biçimde gazetecilik yapma fikrinden elbette vazgeçmeyeceğim. Yani öncelikli gündemlerimden biri. Buna dair ne yapabiliriz? Bununla ilgili nasıl bir model ortaya çıkarabiliriz? Belki böyle bir şey de, hani bir yandan bunu da düşünmüyor değilim. Hani vazgeçmeden sürdürmek nasıl mümkün olur? Benim çünkü temel motivasyon noktalarımdan biri kadın olmak. Kadınlar için de bu dönem çok önemli bir dönem. Yani 6284 ile ilgili tartışmalara da kararlı ve o kazanımları elde tutabilecek şekilde, hatta büyütebilecek şekilde bir duruş sergilemek. Bir başka kimliğim Kürtlüyüm, Kürt olmak ve hani Kürt meselesinin çözümü olmadan Türkiye'nin demokratikleşmesinin mümkün olmayacağına inanan bir insan olarak bunun en başta çözülmesi gereken sorunlardan biri olduğuna inanan biri olarak tabii ki Kürt meselesinin çözümüne dair de bugüne kadar biriktirdiklerimi orada bir şekilde daha kullanışlı hale getirmeye çalışmak. Üçüncüsü de tabii gazetecilik. Gazeteciliği hiç bırakmamak ve gazeteciliğin önündeki engellerin kaldırılabilmesi için güçlü bir pratik ortaya koyabilmek. Babamın açtığı yoldan yürümek diye sordunuz. Tabii yani bu yolda yürümek hem çok gurur verici bir şey. Yani hem bir yanım yaprak döker, bir yanım bahar bahçe diyor ya. Yani evet, bir yanım yaprak döküyor. Doğrusu üzücü bir taraftan. Çünkü hala bu mesele orta yerde duruyor. Pek çok kazanıma rağmen çok acı da var geride. Çok büyük fedakarlıklar var. Ayrıca mevzu babam olunca işim daha da zorlaşıyor. Beklenti de daha çok büyüyor. Onun adanmışlığı, onun efsaneleştirdiği bu mücadeledeki fedakarlığı. Yani umarım ona layık olabilirim, onu koruyabilirim,
En büyük temennim bu. Ona layık olmak, onu korumak, onun gibi yaklaşabilmek. Çok şey öğrendik ondan. Bir kere hep biz olmayı öğrendik. Ben olmamayı. Bu çok önemli bir şey zaten. Bunu hayatımızda hep böyle hissettik. Yani onun halkla kurduğu bağın bir küçük örneğini yaratabilmek bile benim için çok büyük bir gurur vesilesi olur. Umarım bunu yapabilirim. Çok zor. Farkındayım bunun çok zor olduğunun. Ama en azından bu hep bir katalizör olarak, bu hep bir gören, bakan, izleyen göz olarak benimle birlikte olacak. Bir yandan da bunun tabii bir şeyini hissediyorum. Kendimi daha güvende hissediyorum. Bu beni besleyecek diyorum kendi kendime bir yandan. Bu hayalin hala gerçekleşmemiş olması, onun istediği onurlu, adil, kalıcı, hakkaniyetli bir barışın hala sağlanamamış olması. Üstelik bu kadar çok deneyim geride bırakarak, yani 90'lardan bu yana ele alalım. Türkiye'nin çok sayıda çatışma çözümü deneyimi oldu. Ama hiçbiri başarılamadı, hiçbiri nihayete erdirilemedi. Hiçbiri arzu edilen gibi olmadı. Babam burada çok ayağına çalışmış, bunun parlamento boyutu dışındaki ayaklarına da çalışmış ve bu konuda ciddi tecrübe sahibi olan, hem coğrafyadan kaynaklı, hem hukukçu kimliğinden kaynaklı, hem hapishane deneyimi, hem yani çokça deneyimi bağrında toplamış ve acılarından başka bir tebessümle bir şey damıtmış bir insandı. Mağduriyetler üzerinden değil, bunların çözümleri üzerinden, bunların adil bir biçimde çözülebilmesi üzerinden bir izleyi olan biriydi. Umarım o izlek benim ışığım olur. Ekranlarda gördüğünüzden farklı bir Ayşegül olmayacağım. Önce onu söyleyeyim. Yani gazetecilik pratiğimi nasıl sergilediysem, bir siyasetçi olarak da sorumluluğumu aynı şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Beni tanıyanların da şüphe etmeyeceklerini düşünüyorum. Ayrıca ekranlarda kalabilmenin de yollarını zorlamaya çalışacağım. Bakalım, yani bir model üzerinde düşünmekteyim. Umarım bunu parlamentoda becerebilirim. Ama öncelikli hedeflerimden biri, dediğim gibi, kadın, Kürt ve gazeteci olmanın yanı sıra Şırnak dediğimiz zaman tabii insanların kafasında yalnızca belki bir Şırnak merkez canlanıyor. Öyle değil burası. Cizresiyle, İdili'yle, Silopisi'yle, Güçlü Konağı'yla, Uludere'siyle ve köyleriyle ve daha pek çok seçmeniyle buranın sorunlarını artık görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğim. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim ki onu sürekli gündemde tutabilmenin bir yolunu, gündemde tutup çare bulabilmenin bir yolunu bulmaya çalışacağım. Çünkü burası çok 90'larda da böyleydi. Özel politikaların uygulandığı bir alan. Kadına yönelik, gençlere yönelik. Buradaki HDP, işte hep geleneğinden bu yana HDP, şu anda Yeşil Sol Parti seçmenine yönelik özel politikaların uygulandığı bir alan. Dolayısıyla buranın gündemini meclise taşımaktan ve onlara çare aramaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Son olarak şunu söylemek isterim. Şırnak'ta 4-0 yapma ihtimalimiz her zamanki gibi oldukça yüksek aslında. Ayrıca da 4 yapacağız. Bundan benim hiçbir şüphem yok. Bununla da yetinmiyoruz. Bir yandan yerel seçimler için bir motivasyon yaratmaya çalışıyoruz. Buradaki o motivasyon var. İnsanlar kayyum uygulamalarından çok rahatsızlar çünkü bir yandan. Ayrıca da hani alınanı da geri almak istiyorlar. Böyle bir niyetleri, böyle bir kararlılıkları da var. Umarım bir 7 Haziran havası doğar. Umarım. Yani 7 Haziran'daki havanın bence en büyük tetikleyici faktörü çözüm sürecinin varlığıydı. İmralı sürecinin varlığıydı. Dolayısıyla hani güçlü bir sayıda çıkmak önemli, güçlü bir temsiliyetle gitmek önemli. Ama daha önemlisi bence işte o sürecin tetikleyici faktörünü yeniden ortaya çıkartabilmek. Yani yeni bir hayatı örebilmenin yolu için bir konuşma zemininin, diyalog zemininin açılması. Dolayısıyla ben bu açıdan bu havayı görüyorum. Bu beklentiyi görüyorum. Umarım bu parlamento temsiliyetine de yansır, sandıklara da yansır ve son olarak seçim ve sandık güvenliği konusu da
insanların burada en merak ettikleri konulardan biri. Bu konuda da koordineli bir biçimde çalışmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki seçmenlerimizden de şunu istiyoruz. Evet, oyunuzu kullanın ama oyunuzun nereye gideceğini lütfen birleştirmelerden sonraya kadar takip edin. Oy kullanmak yetmiyor. Oyumuza sahip çıkmak, takip etmek, sandıklarımızı da korumak gerekiyor. Azadi, zevk, can, azadi.